Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle bizi ana vatanımız Türkiye'de yaşayan ve Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Kanada, Fransa, Avustralya gibi ülkelere giderek daha iyi bir yaşam hayali kuran vatandaşlarımızın lütfen dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyoruz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da şimdi ekranlarınıza getireceğimiz düşündüren görüntülerle ilgili neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Recep abi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun dünyanın zirvesi. Kapitalizmin zirvesi, paranın zirvesi, savaşın, silahın, aklınıza ne gelirse pek çok şeyin zirvesi. Aynı zamanda kendi söylemlerine göre özgürlüklerin zirvesi, demokrasinin zirvesi, her şeyin zirvesi. Evet. Ama bir tek insanlığın zirvesi değil. Yok yok, insanlıkta da biz zirveyiz diyorlar. Evet. Mesela bir örnek vereyim videoya geçmeden önce. Gazze'yi İsrail'le beraber bombalıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz size yardım edelim diyor, havadan yardım atıyorlar böyle. Şimdi sözü fazla uzatmadan ekranlarınıza YouTube'dan, Instagram'dan takip edebileceğiniz ya da pek çok kişinin tanıdığı sevgili kardeşimiz Anıl Gürer'in Instagram hesabında yayınlamış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde arabada yaşayan bir kadının, üstelik yaşını da biraz sonra göreceksiniz, görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Dünyanın zirvesi. Hemen izliyoruz. Amerika'da arabada yaşayan ablam. Karen, K-A-R-E-N. Nice to meet you. Do you live in here? Yes. How is that life? Are you happy in here? Not really, but I have no choice. But the government does not help? No. They want to charge me $700 I don't make. You're not retired? Can I ask you a question? Of course. How old do you think I am? 70, so now, right? Better go higher. I'll be 81 come the next 2 weeks. How much your salary? My retirement is $898 a month. Is that enough? Well, not now because rents are very high. Well, I was married to a jerk. So you have kids? I have two left, but they neither one of them really talked to me. Have you one toy over here? Well, this I just got today. A lady really? Gave it to me today. Ooh. You not feel bad or something. You not look like upset. You look okay. The life is life, right? Yeah. Thank you. Thank you so much. Ah, Refiken teyzem. Evinizin kıymetini bilin. Yatağın. Evet, Recep abi. İzledik. Şimdi söyleyecek çok söz var biliyorum ama kısaca şunu sorayım. 80 küsür yaşında bir kadın Amerika'da arabada yaşıyor. Eli öpülesi bir teyzemiz. Yani Türkiye'de olsa annemden de birkaç yaş büyük. Eli öpülesi bir teyzemiz. İşte Fatih. Biz Türkiye'deki kardeşlerimize yurt dışına çalışmaya gitmeyi düşündüklerinde bazen uyarıyoruz. Elinizde bir sanatınız yoksa, bir şeyiniz yoksa maceraya dalmayın diyoruz. İsimsizler mezarlığına mezarınız, cenazeniz kaldırılmasın belediye tarafından diyoruz. Şimdi gördüğün gibi yıllarca bu insan hizmet etmiş. 800 küsür dolar emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı alsa da parası bir ev tutmaya ve yaşamaya yetmiyor. Yani bu gelişmiş ülkelerin vicdanı yok Fatih. Özellikle Amerika'nın, sen Amerika'da da uzun süre yaşadın. Bilirsin yurt dışı şeyde bu sokaklarda yaşayanların sayısını onları izleyicilere anlatırsın. Yani kapitalizm böyle bir şey. İnsanı kullanır, posasını bırakır. Ondan sonra da kendi haline bırakır. Hani şimdi son yıllarda bu Fransa, Avrupa, insan hakları, çocuk hakları diyoruz ya Fatih. Fransa 12-13 yaşında yürümeyi, konuşmayı öğrenmiş çocukları maden, kömür madenlerine yerin binlerce metre altına indiren bir ülkedir. Emil Zola'nın Germinal'inde falan bunlar anlatılır. Vicdanı yoktur bunların, acıması yoktur. Şu an kendi ülkelerinde yapmadıklarını Afrika'da çocukları çalışarak, o insanları sömürerek yapıyorlar. Bunlar demokrasinin de insanlığın da merkezi olamaz. Bu tip şeyleri izleyince
Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de doğmuşum. En azından aile kavramını, yardımlaşmayı, büyüğe saygıyı bunları kaybetmemişiz Fatih. Bu kültürümüzde, bu genlerimizde var. Yani işler acısı bir durum izlediklerimiz. Evet, şimdi biz bunları konuşurken hiç kimsenin yurt dışına gitmemesini falan söylemiyoruz. Gidecekseniz bir kere mutlaka ve mutlaka kendinizi donatın, yabancı dilinizi, bir meslekle ilgili diplomanızı, lisansınızı ya da elinizde bir belgeniz olsun. Yani güçlü bir şekilde gidin diyoruz. Bakın, Amerika, Amerika, Amerika diyoruz değil mi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin homeless var. Yani sokakta yaşayan insan var. 500 bin. He, bunların bir kısmı uyuşturucu kullanıyordur, bu hayatı seçmiştir falan, ayırıyorum. Ama sistem bunları dışarı atmıştır. Sistem. Bakın. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülkede aile kavramı pek çok kişide yoktur arkadaşlar. Gençlerin pek çoğu uyuşturucu bağımlısı olmuştur arkadaşlar. Bunları şunun için anlatıyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen, yurt dışında yaşayan insanların bir kez daha düşünmesi için gözler önünde seriyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Çok fazla uzağa gitmeyelim. Bizim vatandaşlarımızdan bir örnek vereceğim. Recep abi, sen de çok iyi biliyorsun. 1961 yılında trenlere binerek Avrupa'ya gelen kıymetli büyüklerimizin pek çoğu hangi işlerde çalıştılar? Söyleyeyim size. Madenlerde, Almanların girmediği yerlerde, bütün pis işlerde, kötü işlerde bizim büyüklerimizi çalıştırdılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya, nereye giderseniz gidin, sizi kırmızı bir halı serip bekleyen yok arkadaşlar. Fatih'cim, bu Almanya değil mi? Bizim pırıl pırıl zeki çocuklarımızı eğitimde ayrımcılık yaparak okutmadılar. Tamam, okumak istemeyen, mesleğe atılmak isteyen kardeşlerimiz olmuş olabilir. Ama çok zeki, eğitimine devam etmek isteyenleri sanat okullarına, meslek okullarına yönlendirerek çocuklarımızın gençliğiyle de oynadı bu Almanya. Hala da oynamaya devam ediyor falan. Şimdi mesela biraz daha açayım bu konuyu. Çok güzel bir konu. Teşekkür ederim. Şimdi geçmişte gerçekten okuyarak çok başarılı olacak olan çocuklar, gençler vesaire vardı, Türkler. Arkadaşlar, örneğin fabrikada demir ustasına ihtiyaç var. Aslında bu çocuk okusa beyaz yakalı olacak, daha iyi bir işe, geleceğe sahip olacak. Dediler ki ya okumasına ne gerek var bunun ya? Bu gitsin demir işçisi olsun diye onları başka okullara yönlendirdiler. Yani Almanya'da biliyorsun jimnazyum... Türk işçi olsun, evet. Alman makine mühendisi olsun. Açıkçası bu fark. Evet. Yani biz bunları anlatırken değerli izleyicilerimiz, bunlar yaşadığımız şeyler, bildiğimiz şeyler. Onun için anlatıyoruz. Bunu anlatırken kimsenin hayalleriyle oynamak istemiyoruz. Gidin yurt dışına ama güzel işlerde çalışın, daha büyük paralar kazanın, daha çok mutlu olun ve geçmişte geride bıraktığınız ailenizde unutmayın diye anlatıyoruz bunları. Yoksa bir ülkenin içerisinde kalın, hani bizim ana vatanımız, canımız ciğerimiz, ekonomik şartlarını sizden daha iyi biliyoruz. Yaşamanın Avrupa ülkelerine göre daha zor olduğunu ekonomik olarak biliyoruz ama siz ben illa Avrupa'ya gideceğim diye mevcut elinizdeki şeylerden de olmayın diye anlatıyoruz. Görüntüyü getirdik. 80 küsür yaşında bir kadın. Arkadaşlar, 500 bin kişi var böyle. Bak, 500 bin. Maalesef bu ülkelerde, bak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yolda yürüyorsun. Allah korusun. Başına bir iş geldi. Düştün. Vallahi billahi dönüp bir tanesi yüzünüze bakmaz. Ölürsünüz orada. Bir Türkiye rast gelirsen, bir Müslümana rast gelirsen belki. Bak, niye? Çünkü kapitalist sistem insanlık bırakmamış, vicdan bırakmamış, hiçbir şey bırakmamış. Bir örnek daha uzattım ama Recep abi kusuruma bakma. Senin de söyleyeceklerin var biliyorum. Şimdi en temel insani ihtiyaç nedir? Barınma ihtiyacı, değil mi? Bak, barınma ihtiyacı. Dünyanın en zengin ülkeleri bilerek ve isteyerek insanları ev sahibi yapmıyorlar. Diyeceksiniz ki ya nasıl yapmıyorlar? Arkadaşlar, Almanya, Fransa, bak Almanya 4. ekonomi, Fransa 7. ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri 1. ekonomi. İnsanların en büyük gideri ne? Kira gideri. Bu devletler sosyal devlet olduklarını söylüyorlar,
İnsanların en temel barınma ihtiyacı olan ev ihtiyacını karşılamıyorlar. Neden? Kapitalist sistem buna müsaade etmiyor. Bu devletler insanları isteseler ev sahibi yapamazlar mı? Almanya'nın cebinde bugün, Almanya'da 2 milyon konut açığı var bugün. Almanya devlet olarak arazisi var, her türlü imkanı var değil mi? Dördüncü ekonomi diyoruz. İnsanlara bedava da vermesin ama kira öder gibi herkesi ev sahibi yapacağım dese, insanları bu şekilde barınma ihtiyacını giderse kötü mü olur? Bugün Almanya'da büyük şehirlerde bir göz oda için 500-600 euro para isteniyor. Oda diyorum bak, ev değil. Fatih, işte vicdan diyoruz. İyi ki vicdanlı bir toplumun üyeleriyiz. Şimdi bu kadıncağız teyzemiz. Yani Amerikalı da olsa teyzemiz ya, biz teyze deriz. Türkiye'de de bir taşıma aracında görsek yer veririz. Almanya'da da görsek veririz. Bu şeyimizi, kültürümüzü unutmayalım. Yani bu kadının son nefesini bir yatakta sakin bir şekilde vermeye hakkı yok mu Fatih? Yıllarca bu insanın posasını çıkarmış Amerika. Bu yaşa getirmiş. Belki işte son nefesini o araba koltuğunda verecek. Senin de dediğin gibi belki 3 gün sonra görecekler yani. Evet, şimdi kendi ülkesindeki vatandaşına bunu yapıyor. Dünyaya da adalet ve barış dağıttıklarını söylüyorlar. Bak 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 sen bak. Ne barış? Hangi barış? Hangi kardeşlik? Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 3 tane güzel haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan, tarihi turistik bir nokta olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli bir şekilde satışlar başladı. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri 625 metrekare villa arsalarını sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda sadece 34 bin TL taksitle alabilecek. Yurt dışında yaşayanlar için anlatıyorum. 30 bin euro peşinat, 1000 euro da taksitle toplamda 66 bin euroya villa arsaları alabileceksiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde, dünyanın en önemli, en temiz plajlarının dibinde ve muhteşem havası, oksijeniyle sizi bu büyük projeden arsa sahibi, villa arsası sahibi olmaya davet ediyoruz. Kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsalar için geçerli. 625 metrekare. Kapıkule'ye 3 saat mesafede, İstanbul'a 3 saat mesafede, İzmir'e 3 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede, çok çok önemli bir noktada, Balıkesir'e de 1 saat mesafede. Kıymetli izleyicilerimiz, 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız ve Türkiye'de doğru bir yatırım yaparak geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız mutlaka bundan yararlanın. Ekranda görmüş olduğunuz Assos Arsa ekibiyle dünyanın neresinde olursanız olun hemen WhatsApp'tan irtibata geçebilir ve arsanızı seçebilirsiniz. İsterseniz sevdiklerinizle birlikte komşu olmak için birlikte arsalar alabilirsiniz. 625 metrekareden 20 dönüme kadar arsalar var. Bütçenize göre. Taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli. Arsa yatırımının Türkiye'de ne kadar kazandırdığını anlatmama sanıyorum gerek yok. Bilmiyorsanız da Türkiye'deki bir yakınınızı arayın. Arsa yatırımının ne kadar kazandırdığını öğrenin. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsattan mutlaka yararlanın. Değerli izleyicilerimiz, geldik ikinci güzel habere. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim
ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli, bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, ister hanımlar ister beyler. Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaireyle ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.